Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Suretül Mürselat Mekkiyetun 50 ayet. Mekke'de nazil olmuş olup 50 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel Mürselati Orfen. Gönderilenlere andolsun ki peş peşe. Burada kasem-i Kur'an, Kur'an'daki yeminler ile ilgili daha önce genişçe bu konuda detaylı bir şekilde kasemat-ı Kur'aniye diye hikmetleri, yani Cenab-ı Hakk'ın o şeyin ehemmiyetine, dehşetine binaen o bakmamızı, ibret almamızı, düşünmemizi, ondaki ince noktaları haber vermek üzere Cenab-ı Hak o Kur'an'da bu gibi ki bu 30. cüzde çokça karşılaşmıştık. Onlara Cenab-ı Hak yemin ediyor, kasem ediyor. Onlara nazarı çevirmek amacıyla. Yani peş peşe gönderilenlere yemin olsun. Ondan kasıt er-riyahul mütetabiah. Yani peş peşe gönderilen rüzgarlara yemin olsun ki. Ne gibi mesela? Ke'urfil feresi. Adeta birbiri peşini takip eden tabiri caizse yarış atları gibi. Ki ne yapıyor? Yetlu ba'du ba'dan. Bazı bazısını böylece takip ediyor. Bu da nedir? Ve nasbu alel hal. Hal üzere de aynı zamanda mansup olmuş olmaktadır. Ve aynı hali bütün surenin devamında da Cenab-ı Hak nazara veriyor. Yine vel asifati asfa, estikçe esenlere, yani er-riyahu şedide, şiddetli rüzgarlara. Yine ve naşirati neşra, yaydıkça yayanlara da kasem olsun, yemin olsun. Yani o nasıl yayıyor? Er-riyahu rüzgarlar, tünşiril matara, yağmuru neşrediyor, etrafa yayıyorlar. Rüzgar, yani bulut, kamçı mesabesinde bulutları sevk etmek suretiyle. Yine vel farikati ferka, ayırdıkça ayıranlara. Buradaki yani ayatil Kur'an, Kur'an'ın ayetleri. Ne yapıyor bu? Tüfriku beynel hakkı vel batili. Hak ile batılı birbirinden ayırıyor, tefrik ediyor. Veyahut da vel halali vel harami. Halal ile haramı birbirinden ayırıyor. Daha da öteye mümin ile kafiri de. İsyan edenle muti olanı da böylece birbirinden ayırmış oluyor o Kur'an'ın ayetleri. Bazı ihtilafların sebebi de zaten İhtilafi konuların bazısındaki sebep de o imtihan içindir. Yine fel mulkiyati zikra, yani zikir olaraktan, öğüt olaraktan iletenlere, ilka edenlere ki onlar da ey el melaiketü meleklerdir ki tenzilu bil vahyi ilel enbiya, vahyi peygamberlere inzal ediyor. Ve rusulü veyahut da bu konuda peygamberler ne yapıyorlar? Yulkunel vahye ilel ümemi. Onlar da vahyi kendi ümmetlerine ilka ediyor, ulaştırıyor, bildiriyorlar. Ne olaraktan? Uzran ev nüzra. Ya özür için ya da uyarmak için. Nezir. Çünkü peygamberlerin bir sıfatı beşirle beraber nezirdir. Yani ey lil i'zari, izar ve özür için. Vel inzari minallahi teala. Veya Allahu Teala'dan bir uyarı için, bir uyarı olması amacıyla. Ve fi kıraatin biddammi zali nuzuren şeklinde. Ve kuriye biddammi zal uzuren şeklinde de okunmuş olmaktadır. İnne muhakkak ve elbette ki matu adune, o vaat edilen şey, yani ey küfar Mekke, Mekke kafirleri, o da nedir? Minel bazı öldükten sonra tekrar dirilme vel azabi, bu azap. İşte o vaat edilen şey var ya, ne olacaktır? Levaki'un, elbette ve elbette tahakkuk edecek, vuku bulacaktır. Yani kainun la muhalete, kendisinde hiçbir şüphe yoktur ki o elbette olacaktır. O vaat edilen o şey. Ve o dehşetli hali, kıyametin o dehşetli halini Cenab-ı Hak tasvir ediyor. Ve izen nucumu dumiset, yıldızlar söndürüldüğünde, yani ışıkları tamamen kapanıp gittiğinde, söndürüldüğünde, muhi nuraha, nurları tamamen mahvolup gittiğinde veya muhi nuruhu, nuru gittiğinde, imha olduğunda. Ve cessema'u furicet, gökte aynı şekilde yarıldığında, yani şukbitet, şak edip ikiye adeta bölünüp yarıldığında. Ve izel cibalu nusifet, dağlar da savrulduğunda, yani futtitet ve sugiret. Bir Nebe suresinde de ifade edilmişti. Dağlar bir yandan yürütülürken, bir yandan da toz toprak haline gelip tamamen parçalandığında. Ve izel rusulu, peygamberlere de vukitet ve burada farklı kıraatlar olduğu içindir ki burada onu da ifade edecek. Vukitet, yani bir vakit belirlenmiştir. Bil vavi, vav ile veya bil hemzeti, hemze ile bedelen minha. Yani
Cümiyet li vaktin, herhangi bir vakit için toplandığında ukkitet, vukkitet şeklinde, yani peygamberler için bir vakit belirlenmiştir. Peygamberler toplandığında bir vakit için. Niçin bu? Li eyyi yevmin, hangi bir gün için? Yani li yevmin azim, hangi büyük güne? Ki o büyük gün ki uccile, yani tecil edilmiştir, ertelenmiştir. Niçin li şehadete ala ümemihim bit tebliğim. Yani ümmetlerine şahitlik etmek için. Hangi konuda? Allah'ın emirlerini bildirdiklerine dair. Çünkü her bir peygamber ümmetiyle beraber Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hazır olacaklardır. Cenab-ı Hak onları soracak. Yani bile her şeyi bilen Rabbimiz, bir de onlar tarafından teyit edilecek. Siz bu insanlara uyarmadınız mı? Onlar da ya Rabbi uyardık diyecekler. İşte bu hangi gün için? Liyevmil fasli. O fasıl günü için. Yani her şeyin birbirinden tefrik edip ayrıldığı, yani beynel halki, mahlukat arasında bir hükme bağlandığı hüküm günü için. Ki ve yuhazü minhu cevabı iza. İza'nın cevabı buradan alınır. Yani vaka'al faslu beynel halayık. Mahlukat arasında o hüküm vaki olduğunda, gerçekleştiğinde, tahakkuk ettiğinde, vücuda çıktığında, işte ve ma edrake ma yevmul fas. O fasıl gününün, hesap ve hüküm gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Burada bunu ifade etmesindeki sebep tehvilun li şe'ni, işin azametini, korkunç ve dehşetini bildirmek içindir. İşte o gün var ya, veylün, yazıklar olsun, vay haline, yevme izin o gün kimin? Bil mükezzibine. Mükezzibine rusule el Kur'ane. Peygamberleri, ki genelde peygamberleri yalanlamaları sebebiyle. Bu ifade hâza va'idun lehum, onlar için bir tehdit. Va'at cennet için, va'id cehennem için kullanılıyor. O vay o gün, o yalanlayanların haline. Elem nühlikil evvelin, biz öncekileri helak etmedik mi? O da bir suçundan dolayı. Mesela Şuayb aleyhisselamın kavmini bir terazideki yanlış. Semud kavmini, Salih peygamberin kavmini bir deveyi öldürmeleri, mucize devesini öldürmelerin neticesinde Cenab-ı Hak onları helak ediyor. Yani biz evvelkilerini elem nühlikil evvelin, yani bir tekzibin, peygamberlerini yalanlamaları sebebiyle helak etmedik mi? Yani ehleknahum, biz onları helak ettik. Sümme sonra ne yaptık? Nütbi umul ahirin, ondan sonra onların yerlerine diğerlerini, sonrakilerini tabi kıldık. Neden? Mimmen kezzebû, yalanlamalarından dolayı onları götürüp diğerlerini onların yerine takarız. Onların yerine getiririz, tabi kılarız. Zor değil yani, ki öyle de Cenab-ı Hak yapıyor. Ne gibi? Ke küffari mehle, Mekke. Mesela aynen Mekke kafirleri gibi. Aynı şekilde onları da diğerleri gibi ve nühlikuhum, onları da helak ederiz. Diğerlerini helak ettiğimiz gibi. Kezalik, işte böyle. Yani misle ma faalna bil mükezzibin. O yalanlayanlara yaptığımız gibi, onun misli gibi aynı şekilde ne yaparız? Nef'alu bil mücrimine. Günahkarları da yaparız. Bikülli men ecreme fîmâ yestekbilu. Ve böylece suç işleyen gelecek zamandaki her bir kişiye de bunu yaparız. Fe nuhrikuhum. Neticede onları helak ederiz. İşte. Veylin yevme izin lil mükezzibin. Vay haline o gün o yalanlayanların. Bu ifade ki devamlı şekilde gelecektir. Bu bir ifade, te'kidun te'kid ifadesi olmuş olmaktadır. Elem nahlukkum mimma in mehin. Biz sizi soru edatı olarak mehin, kıymetsiz, değersiz, zayıfun zayıf bir sudan yaratmadık mı? Ve huvel meniyyu, o da menidir, spermdir. Yani mimma in dafik, atılmış bir damla sudan, zayıf, değersiz, önemsiz, basit bir sudan yaratmadık mı? Amenna bela. فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ Biz onu sağlam bir karara yerleştirdik. Yani el-harizin. Biz onu böylece korunaklı, muhafazalı bir mekana yerleştirdik. Ki o da nedir? وَهُوَ الرَّحِمُ O da rahm-ı mader dediğimiz ana rahmidir. Ne zamana kadar? İlâ kaderin malûm. Belli bir vakte kadar, süreye kadar. Ki وَهُوَ وَقْتُ الْوِلَادَةِ O da doğum vaktine kadar. فَقَدَرْنَا عَلَى ذَٰلِكَ Biz onu bu durum içerisinde ona güç verdik. فَنِيمَ الْقَادِرُونَ نَحْنُ Biz ne kadar da güzel güç, kuvvet vericileriz, verenlerdeniz. Yani zayıf iken onu güçlü kıldık, çocuk iken zayıf iken genç kıldık, olgun yaşına getirdik. İşte bütün bunlara rağmen, bütün bu nimetlerimizi görmezden gelerekten bunu yalanlayanlar için وَيْلِنْ يَوْمَ اِذِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ O gün o yalanlayanların vay haline. Nimetlerini tadat etmeye Cenab-ı Hak devam ediyor. Elem neş'alil arda kifate. Biz yeryüzünü
yeryüzünü toplayıcı kılmadık mı? Yani mastaru kefet bir mana eddamme. Zamme manasına toplamak, zam etmek, eklemek manasına. E yani dammeden, yani toplayıcı kılmadık mı? Ahyaen ve emvaten ala zahriya, yani yerin üzerinde diri veya ölü olaraktan fi batniha, içinde de diri, zahirinde de üstünde de dirileri, aynı şekilde ölüleri kılmadık mı? Ve cealna fiha, aynı şekilde o yeryüzünde biz kıldık, ney ravasiye şamihatin, yeryüzünde sabit olan o adeta kazık gibi, çakılmış kazık gibi olan o yüksek yerleri, dağları kılmadık mı onlardan? Yani cibalen mürtefiatin, yüksek yüksek olan dağları kılmadık mı o yeryüzünde? Ve eskaynakum, aynı zamanda sizi sulandırdık, su verdik, maen bir su, size içirmedik mi, iska etmedik mi? Nasıl bir su? Furaten adven, tatlı bir su. Yani eğer suyunuz acı olsaydı ne yapacaktınız? Allah gökten su indirmeseydi ne yapacaktınız? Veylin yevme idinlin kezibin, işte bütün bu nimetlere rağmen açık ve net iken febi eyyi ala irabbikum atikezibin diye Rahman suresinde 31 defa Cenab-ı Hak zikrettiği gibi burada da yalanlayanların o gün vay haline, başlarına gelecekleri şimdiden düşünsünler şeklinde Cenab-ı Hak bir uyarı yapmış oluyor onlara. Ve yukalu lil mukezzibine yevmel kıyame, kıyamet gününde o yalanlayanlara denilir. Ne denilir? İntaliku, gidiniz. Nereye? İlâ mâ kuntum bihi. Siz o durum içerisinde idiniz. Minel azabi, azaptan. Yani azaptan bulunduğunuz durum üzerine gidin. Ne olarak? Ne yaptığınızdan dolayı tükezzibune. Yalanlıyor olduğunuzdan dolayı, o azabı yalanlıyor olduğunuzdan dolayı gidin. Yine intaliku, gidin. Nereye? İlâ zillin, bir gölgeye ki zî selâsi şu'ab, üç parçaya sahip olan bir gölgeye ki hüve duhanu cehennem, o da cehennemin dumanıdır. Ki o cehennemin dumanı idâ irtefa'a, yükseldiğinde, yükseğe çıktığında iftaraka, ayrılır. Selâsi firakin li azamihi, büyüklüğünden dolayı üç ayrı bölüme, üç ayrı parçaya, kıt'aya ayrılır. Ki la zalilin, ne gölgeliktir. Yani keninin, ne muhafazalı anne rahmindeki sağlam yer gibi, ne bir mekan, bir muhafazalı bir yerdir. Ki yuzilluhum min harri zalikel yev, bu günün hararetinden ve sıcaklığından onları gölgeleyecek ne sağlam bir, güçlü kuvvetli bir gölgeliktir, muhafazalı bir gölgeliktir. Yani o yoktur manasında. Veyahut da velâ yûni, ne de ona bir fayda verir, korur. Yani yeruddu anhum şey'en, ondan herhangi bir şeyi de koruyucu olma noktasında bir fayda vermez. Koruyucu da değildir. Neyden? Minel lehebi ennâri, cehennem ateşinin alevinden. Onu da ne bir koruyucu bir şey vardır, ne de onun için orada o gölge olacak derecede ona bir gölgelik yapma durumu yoktur. O halde o nedir? İnnâ eynnâr, yani o ateş. Öyle ki termi bi şererin, atar kıvılcımları. Hüve o ma tetayaru minha, adeta uçuşan birer şeylerdir o ateşten. O kıvılcım yani. Ateşten uçuşan kıvılcımları atar. Adeta ne gibi? Kel kasri, saray gibi. Koskocaman yani. Bizim yani kendi dünyamızdaki o küçük kıvılcımların, bir de onu koskocaman bir saray gibi düşününüz. Adeta yani minel binai, binadan bir saray gibi bir o kıvılcımı onların üzerine atar. Neden? Fi azamihi ve irtifaihi. Gerek yükseklik konusunda, gerekse de büyüklüğü, yüksekliği konusunda, büyüklüğü ve yüksekliği konusunda. Adeta o öyle bir vaziyettedir ki ennehu, sanki o kıvılcımlar cimalatun, birer devedir, cemel kökünden geliyor. Yani cem'u cemaletin, cem'u cemelin ve fikraatin cimaletun, deve ama nasıl bir deve? Sufrun, sarı bir deve. Yani dağlar büyüklüğünde adeta kocaman yani. Bir sarı renkli bir devedir. O hiye hey etiha ve levniha. Hem büyüklüğü, heybeti, heyeti, şekli, vaziyeti itibarıyla hem de rengi itibarıyla. Ki ve fil hadisi, nitekim hadisi şerifte de buyurulduğu üzere şerarun nas, ateşin kıvılcımı esvedu, simsiyahtır. Adeka kel gıyri, zift gibidir yani. Zift gibi simsiyahtır. Ve aynı zamanda vel arabu, Araplar tüsemma sevedul ibile,
onu devenin siyahlarını isimlendirirler. Ne olaraktan? Sufre. Yani dehşetinden dolayı demek ki sarı diye isimlendirirler. Yine bu konuda yani li şevbi sevadiha, burada bu mana onun bu şekildeki denilmesinden dolayı ona seva siyahına karıştığı için bir safretin sarı. Yani sarı böylece sarıya karışmış olduğu içindir ki onun siyahı, ondan dolayı sufren şeklinde ifade edilmiştir. Ve yine fakiyle denilmiş ki sufrun fil ayeti bir mana sevdim. Yani ayette siyah manasına da olduğu ifade edilmiştir. Lemma zikire, nitekim zikredilen hadis sebebiyle ki vakiyle denilmiş, la hayır da denilmiş. Ve şereru, yani buradaki farklı rivayetleri ele almış oluyor. Ve şereru, şerer, cem'u şereretin. Ve şirar, cem'u şiraretin. Vel gir elkar, geliş kökleri itibariyle ziftin manası da kök olaraktan oradan gelmiş olur. İşte bütün bunlara rağmen hala intibaha gelmeyenler için veylin yevme izin lil mükezzibin, vay haline o yalanlayanların o günde. Haza bu eyliyan yevmul kıyame nedir? Yevmü bir gündür. Öyle bir gün ki kıyamet günü, yani yevmul kıyame, o haza bu yani eyl yevmul kıyame, kıyamet günü yevmun öyle bir gündür ki la yantikune, yani konuşamayacakları bir gündür insanların fihi o günde, ne ile? Bir şey, herhangi bir şey ile. Artık onun gün konuşma yok. Bitti yani. Sınav bitti. Kağıtlar toplandı. Zil çaldı. Artık söz yok. Artık fiil var. Yapılanları değerlendirme var. Vela vela yu'danu lehum fil özri. Özür konusunda da ona izin verilmez. Ya vaktim yoktu, çalışmamıştım, elektrikler gitmişti, bakamamıştım vesaire. Artık onlar için de onlara izin de verilmez. Ki fe'atedirune, böylece izin, özür beyan etsinler. Bu atfun ala yu'zenuya atıftır. Min gayri tesebbübin anhum. Yani onun sebebiyeti olmadan, sebebiyeti olmaksızın böylece bir özür konusunda da onlara verilmez. Artık geçti çünkü. Ve bu dahilun fi hiyazin nefi. Aynı zamanda bu nefiin durumuna, var kapsamına dahil olmuş olmaktadır. Yani la izne fela i'tizare. Artık o günde ne bir izin ne de bir özür beyan etme durumu söz konusu değildir. Yine veylün yevme izin lil mükezzibin, o gün vay o yalanlayanların haline. İşte o gün, hada o gün. İşte bu nedir? Yevmul fasli. İşte o vay olan gün, o fasıl günüdür, hüküm günüdür, karar günüdür. Cemaanakum, sizi topladık. Eyyühel mükezzibun, ey yalancılar. Min hadil ümmeti, bu ümmetten ey yalancılar sizi topladık. Daha vel evveline, sizle beraber öncekileri de. Yani minel mükezzibine kablekum, sizden önce yalanlayanları da topladık. Niçin? Ta ki hepsi ne olsun? Fetuhasebune, hesaba çekilsinler. Ve tuaddebune cemian, toplu olaraktan azaba uğrasınlar. Böylece toplu azaba uğratılacaklar ve hesap olunacakları için sizi ve sizden evvelkileri de aynı şekilde topladık, cem ettik. فَنْكَانَ لَكُمْ كَيْدُونَ, eğer sizin için bir hile varsa, hiletün, yani şu noktada öyle bir hile ki, فِي دَفْءِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ, sizden azabı def edecek bir hileniz varsa, o zaman ne yapın? Hadi, فَكِيدُونَ, hilenizi yapın. Yani فَكِيدُونِي'dir aslında bu, hilenizi bana yapın. Yani فَفْعَلُوهَا, onu yapın. وَيْلِنْ يَوْمَ اِذْنِ لِلْمُكَذِّبِينَ, o gün yalanlayanların vay haline. İnnel müttakine, buradaki o yalanlayanları zikrettikten sonra, ancak muhakkak ve elbette ki müttakiler, onlar fi zilalin, gölgededirler. Ey yani tekâsefu eşcârin, ağaçların yoğun olduğu bir durum içerisindedirler. Sık ağaçlar altındadırlar. Öyle bir durum ki öbürlerinde gölge yoktu bunda. İdlâ şemse, yani öyle ki bir güneş yok. Güneş yok. Yani onları yakıcı olan bir güneş yok. Ki yuzellu min harriha, onun böylece sıcaklığından gölgelensinler. Sıcaklığından gölgelenecek bir güneş yok. Yani onun kaynağı yok. Ve aynı zamanda o müttakiler için aynı şekilde neler vardır? Ve uyunin, pınarlar vardır. Nabi atun minel ma, yani sudan adeta fışkırmış olaraktan nebaan eden
su kaynakları da o müttakiler için vardır. Burada da müttakilere Cenab-ı Hak nimetlerini tadad ediyor. Ve aynı zamanda ve fevakiye, onlar için meyveler de vardır. Meyveler içerisindedirler. O meyveler ki mimma iştehune, iştaha duymuş oldukları, arzu etmiş oldukları meyveler de onlar için vardır. Bunun oluşumu fihi ilamın, burada aynı zamanda şunu bildirme durumu vardır ki bi ennel me'kule vel meşrebe fil cenne, cennette yeme ve içme bi hasebi şehevatihim. Yani istekleri, şehvetleri nispetindedir, hasebiyledir. Yani mecburi olarak değil. Yani bi hilafi dünya, dünyanın hilafına ki dünyada ne oluyordu? Fe bi hasebi ma yecidun nas fil ağlebi. Dünyada insanların böylece çoğu zaman dünyadakinin aksine insanların bulduğuna göre dünyada bulursa bulamazsa yiyemiyor işte. Ama orada öyle bir durum yok. Veya dünyada nedir? Bir ihtiyaçtan dolayı arzu ediliyor. İnsanlar bulduğuna göre çoğu zaman değerlendiriliyor dünyada ama ahirette öyle değil. Ve yukalü lehüm ve onlara da aynı zamanda denilir ikram olaraktan külü yeyiniz ve şebu içiniz ne olaraktan heniyen. Yani heniyen lekum buyurunuz afiyetle yeyiniz içiniz. Halun bu hal yani öyle bir hal içerisinde afiyet içerisinde bulunduğunuz hal üzere yeyin için. Yani ey mütehenniine yani huzur ve rahatlık içerisinde yeyin için. Neden dolayı bu size veriliyor? Bima küntüm tamelune minet taati. İtaat hususunda yapmış olduklarınızdan dolayı. Onun karşılığı bedeli olaraktan. İnna kezalike muhakkak ve elbette ki biz böylece ne yaparız? Kema cezeynel müttakine. Müttakileri ödüllendirdiğimiz, karşılıklarını verdiğimiz gibi nezil muhsinine. Muhsinleri de aynı şekilde ödüllendirir ve mükafatlandırırız. Muhsin Cibril hadisinde de ifade ettiği gibi vemel iman, vemel İslam, vemel ihsan diye Efendimiz'e sorulduğunda Efendimiz muhsini, ihsanı tarif ederken en ta'budallaha ke enneke terahu fe innem terahu fe innehu yarake. Allah'ı görür gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilmendir şeklindeki tasvirinde belirtilmiş olmaktadır. İşte ve ilin yevme izinli mükezzibin ortada böyle bir hakikat varken vay olsun o günü yalanlayanların haline. Vay haline o gün yalanlayanların. Külü yeyin ve temettavu ve faydalanın. İstifade edin. Hitabu lil küffari fid dünya. Dünyadaki kafirlere hitap. Hadi yeyin için ama ne zaman? Kalile. Az bir şekilde, azıcık. Minez zamanı, az bir zamanda, zaman içerisinde 70-80 sene gibi. Ve ayetu ilel mevd. Ne olacak? Onun sonu neticede ölümdür. Ve aslında ve fiha da tehdidun lehu. Burada onlar için bir tehdit söz konusudur. İnnekum muhakkak siz mücrimune, günahkarlarsınız. Cürüm işleyen suçlularsınız. Veylin yevme, madem öyle, veylin yevme izin mükezzibin. Vay o gün yalanlayanların haline. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا nitekim onlara yani sallu rükû edin namaz kılın denildiğinde onlar ne yaptılar? لَا يَرْكَعُونَ لَا يُسَلُّونَ rükû etmediler ve namaz kılmazlar, kılmadılar da. O zaman madem öyle وَاِلِنْ يَوْمَيْزِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ vay o yalanlayanların o gün haline. Ve fi hadisin artık hangi söze? Hangi söze? بَعْدَهُ ondan sonra. Yani Kur'an'dan sonra. Yani Kur'an'dan sonra Kur'an'dan başka söz olamaz. Peki ondan sonra Kur'an'dan sonra hangi söze yu'minune inanacaklar? Yani böyle hak ve hakikat olmuşken buna inanmıyor iken onun dışında hangi bir söz var ki ona inanacaklar? Yani la yumkunu imanuhum bi gayrihi. Onun dışındaki bir şeye iman elbette ki mümkün olmaz. Min kütübillahi ba'de tekzibihim bihi. Onu yalanladıktan sonra o Kur'an'ı yalanladıktan sonra Allah'ın kitaplarından onun gayrısına imanları mümkün olmaz. Ona iman etmezlerse diğerlerine hiç mi hiç iman etmez? Niye? Li ihtimalihi çünkü o şamil olduğu için, ihtiva ettiği için alel icazillezi öyle bir mucizeyi ki çünkü mucizdir, karşıdaki de acizdir. O icazı şamil olduğu içindir ki lem yeştemil aleyhi gayruhu ki ondan başkası o mucizeliği, harikalığı ihtiva etmemiş, ona şamil olmamıştır. O halde bu kadar şumullü olan, mucize olan bir kitabı
iman etmeyen bir insan onun dışındaki Allah'ın kitaplarından hangisine acaba iman edecektir? O da mümkün değildir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.